Tunç Bey geldi. Dedi ki böyle böyle dedi. Şeyleri, borçları kapatmak için geldim. Sürpriz oldu. Çok sevindik. Geldi. Yani borçları kapattı hepsini. Defterimizi de aldı. Gitti. Ve müşterilerimiz çok sevindi. Duyanlar. Herkes buraya geliyor. Doğru mu doğru mu? Hepsi doğru yani. Hepsi de doğru. Defteri aldı götürdü. Hiç kimsenin hiçbir borcu kalmadı dedik. Ama herkes çok seviniyor. Çok teşekkür ederiz. Başarıları daim dileriz inşallah. Gerçekten çok iyi bir insanmış. Böyle tanımış olduk daha çok yüz yüze olunca. Bizden biri. Çok teşekkür ederiz ne diyelim yani böyle. Geldi ilk önce böyle girişte hani böyle insan tanıyamadık yani o kadar bizden bir insan ki. Hani ben onu yalan diyeyim. Gelirken böyle bir gazetecilerle gelecek. Yanında bir şeyleriyle gelecek diye düşünüyordum. Ama o aklım tek başına çıktı geldi. Ondan sonra merhaba merhaba nasılsınız? Böyle güzel konuşma yaptık. Fotoğraflar çekildik. Ondan sonra işte böyle bir şey istiyorsunuz mu? Dilekleriniz var mı diye bize sorular sordu. Biz de söyledik ona ne istediklerimizi. Zaten öncekine göre çok çok burası farklı. Parkımız yapıldı, yollarımız yıkanıyor. Çocuklarımız eğleniyor. Şu parkımız bayağı bir kötüydü. Yeşillendirdi, koşu yerimiz oldu, spor aletlerimiz oldu, çocuklarımız eğlenceyi, aletler geldi. O yüzden tabii öncekine göre çok çok farklı. Geldikler. Ara ara geliyor, her zaman değil ama. Bayağı ayda bir kere falan duyuyorum ben. 2-3 ayda bir kere geliyor. Soruyor herkesin içinde, millete karışık. Hani öyle bizden biri diyelim yani milletten biri. Yani çok memnun kalan da oldu. Dediği gibi gelmeden önce çok hesap dolduralım da diyenler de oldu. Memnun kalanlar çok fakir bir mahalle. Dediği gibi kuruşuyla bardak hesabıyla alanlar bile oldu mesela. Çay, şeker. Öyle alan bir yani semtimiz, durumu olmayan bir mahalle. Ama çok iyi oldu hani Tunç Bey sayesinde. Biz de hani geçen yıl falan duyuyorduk mesela Torbalı tarafları kapatılmış. Bize de gelir mi acaba diye umut ediyorduk yani bekliyorduk. Çok iyi oldu bizim için de bir sürpriz oldu. Allah razı olsun kendisinden. Ayağına taş değdirmesine güzel bir vesile oldu kendisine de. Başarılarını da devamını dilerim, daimini dilerim. Yani çok sevinen oldu. Sevinen oldu hani karşı bitirdiğine hesap kapandığına çok sevinen oldu hani. Memnun kaldılar. 10 bin lira hesap kapatmayı yaptık yani. Allah razı olsun hesap kapandı. Defterimiz alındı. Evet minnettarız sağ olsun Allah razı olsun minnettarız. Kapattığına dair şimdi müşterilerin haber olup olmayanlar mesela duyurulsun diye de yazı asıldı. Tunseyir'in ekibinden aradılar arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı olmak için. Geldiler ilk önce tespit ettiler mahallemizdeki borçlu olan vatandaşları. Daha sonra tekrar iletişime geçip ödemeyi yaptılar. Yani burası çok kırsal bir kesim olduğu için vatandaşın da borcu olduğu için oldukça sağ olsun yardımcı oldular bu konuyla alakalı. Yani burada kapatılan veresiye miktarı 2500 lira. Burada tabii şu pandemiden dolayı çalışmayan vatandaşlarımız oldukça yüksek ve bak yani bizim gibi bakkallara veresiye konusunda bayağı bir yükleniyorlar yani. Biz de onları idare etmeye çalışıyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız bu konuda bize yardımcı olup borçları üstlenerek kapattı yani. Yazıyı da bu şekilde yazdık. Vatandaşlarımız bayram öncesi bir nebze olsun inşallah rahatlamışlardır. Bu uygulama bu şekilde devam etsin. Vatandaşlarımızın da işleri görülsün. Biz de rahat bir nefes alalım bayramdan önce. Teşekkür ettiler. Çok sevindiler. Çok yani bayram üstü çok ilaç gibi geldi onlara da. Teşekkür ederiz Sayın Başkanımıza da. Başkanımız bu defteri ödedi. Biz pazartesi günü bunu kargoya verip bunu ima edeceklerini söylediler, yakacaklarını söylediler. Bu şekilde vatandaşımız bir nebze olsun rahatlamış olacak. Yani dün geldiler, hesapladık, aldılar. Çok iyi bir uygulama. Bence Türkiye'nin bütün her alanında yapılmalı. Bakkallara büyük bir destek bu. Çünkü mağdur olan insanlar her zaman bakkallara sığınıyorlar. Bakkal da kıyamıyor, veriyor. Bu kere bakkal mağdur oluyor. Yani ben 2-3 yıl beklediğim oldu. Yani benim için çok güzel oldu. Bunu tavsiye ederim. Bütün bakkalları yapsınlar. Türkiye'nin her yerinde. 7 bin lira kapatıldı. Siz bu çevrede insanlar tabii pandeminin de etkisiyle ekonomik olarak sıkıntı çeken insanlar oluyor. Size geliyorlar, veresiye yazdırmak istiyorlar. Tabii siz de onları tahsil etmekte zorlanıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin Tunç Soyer Başkanlığı'nda böyle bir kampanyası oldu. Bu yöre halkı bu kampanyadan sonra borçlarının silindiklerini öğrendiklerinde nasıl tepki verdiler?
Çok sevindiler. Hatta ben birkaçın telefonla aradım, haber verdim. Yani mutlulukları anlatılmazdı. Aşırı derecede mutlu oldular. Bir sürü dua ettiler, sevindiler. Yani rahatladıklarını, yani bana mahcup olduklarını, getiremedikleri için üzüldüklerini. Ama bu şekilde çok rahatladıklarını ve bunun her yerde yapılmasını istediler. Yani herkese. Çünkü bütün bakkallar gerçekten mağdur ediliyor. Yani büyük marketlere gidiliyor. Küçük markete geliyor, diyor ki bana yazar mısın? Elinde büyük marketin torbası, sana yazdırıyor. Sen de kıyamıyorsun, tanıdığın çevrendeki insanlar çünkü. Yani her şekilde bakkal gerçekten mağdur ediliyor. Ama bu uygulamayı ben çok beğendim. Kim vesile olduysa, yani çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu çalışmada emeği kim geçiyorsa Allah bin defa razı olsun. Özellikle Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkısı olmuştur. Mahalle muhtarımız Hüseyin Doğan, ondan sonra emeği geçen diğer arkadaşlar. Hepsi çok güzel bu uygulama. Esnafa can suyu oldu. Normal borcunu ödeyemeyen, sıkıntıda olan vatandaşlarımız vardı. Onlara da bir nebze bir destek oldu bu dar zamanda, sıkıntılı zamanda. Çok güzel bir uygulama oldu. Biz de üstümüze düşen fedakarlığı yaptık hep beraber toplu bir şekilde. Tunç Soyer Başkanımıza yine tekrar teşekkür ediyorum özellikle. Ulaş Aydın Başkanımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum. Çok büyük katkıları oldu bize. Allah herkesten razı olsun diyorum. Gerçekten çoğu insan faydalandı. Mağdur insanlar faydalandı. Hak yerine ulaştı. İhtiyaç sahiplerine ulaştı. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Biz esnaflar için de can suyu oldu. Bizim ortalama 28.500 civarıydı. 8.500'ünü biz fedakarlık ettik. Bizim de katkımız olsun diye. 20.000 lirasını nakit olarak bize ilettiler. Veresiye defterimizi komple aldılar bizden. Hiçbir şekilde alacağımız kalmadı. İhtiyaç sahiplerine de ulaştı bir nebze. Çok aşırı şekilde mutlu olanlar oldu. Aylardır, yaklaşık bir senedir borcunu ödeyemeyenler vardı. Onlar da çok çok mutlu oldular. Çok güzel karşıladılar. Bu tür şeylerin devamını bekliyoruz açıkçası. Millet darda, sıkıntıda, pandemi dönemi vesaire. Ortam koşulları da belli zaten. Şartlar da belli. Kira, elektriği, suyu, geçim sıkıntısı. Gerçekten bir can suyu oldu. Yani bayramda en güzel hediye oldu diyebilirim. Yeah.